no safety or surprise the end. Sanılanın aksine sizce şiddet sevilir mi? Şiddet sevgisi kulağa tuhaf geliyor değil mi? Olur mu öyle şey falan diyorsunuz ama söyleyeyim, ülkemizde en çok sevilen şeydir şiddet. İroni falan yapmıyorum. Şiddeti çok seviyoruz, bayılıyoruz. Tıpkı ilk çağ insan tasvirlerindeki gibi kafasına odunu geçirince sevdiğin kadını kazanırsın. Ama artık muasır medeniyetler seviyesindeyiz. Böyle şeyler olmuyor tabii. Daha yaratıcı zorbalıklarımız var. Mesela çorbayı yapamayan çırağının adam ağzına portakal kabuğu sokmuştu ya. Ve bununla insanların gönlünde taht kurabildi. Demek hala şiddet sevgisi diye bir şey olmaz diyorsunuz. Yani birisi çıkıp mesela iyi ki şiddet var dese onun tedavi görmesi gereken bir manyak olduğu düşünülecek öyle mi? Türkiye'de en çok izlenen yapımlara şöyle bir bakalım. Survivor, Çukur, Geriye Gidelim, Ezel, Kurtlar Vadisi. Başka sözüm yok Sayın Yargıç. Besatçı ayrı, onu ayrıca konuşmak lazım. Peki öyle bir dünya hayal edin ki hani olmaz da sizi sevmelerinin, size değer vermelerinin yolu göstereceğiniz şiddete bağlı olsun. Hani şu adam dövdükçe çiğ köfte satış oranının arttığı ve kızların tavlandığı paralel evrenler gibi. Abi ben ne des... O durumda şiddeti sever miydiniz? Hadi diyelim o zaman mecbur kalırız dediniz. Ama ya o magandalığı yapacak kaslara ve huylara sahip değilseniz? O zaman ne yapardınız? Ben size söyleyeyim. Televizyonlarda şiddet gösterebilen değerli, o çok değerli insanları izler. Oo gördün mü nasıl posta koydu? Kafa kesme hareketine bak ya adam, delikanlı adam nasıl yumruğunu masaya vurdu ama. Onlarla özdeşim kurup boşalırdınız. Katarsız yaşardınız deseydim daha iyi olabilirdi. Duyguların sanatlarla boşalımı falan, tragedyalar. Neyse. Ya tamam da arkadaş, neden sevilmek için şiddet göstermek gereksin ki? Nasıl bir kafa bu dediğinizi duyar gibiyim. Yok ya. Bırakın şimdi kolpalı. Kadınların kalbine giden yol şiddetten geçmiyor mu? Para kazanmak için sürekli bir kavga halinde olmanız gerekmiyor mu? YouTube'da izlenmek için kışkırtma videosu çekmeniz lazım değil mi? Oy kazanmak için bağırmak şart değil mi? Neyse sakinim. Şimdi dayının biri dedi ki, geç lan tatavayı. Bu hayatta şiddet kullanmak gerekir ki zaten ve bazen yeğenim. Bak bak, tespit yaptı bak küçük adama. E haklı. Diyelim beylik sözler ezberlemiş bağır yanık Anadolu çocuğu Vur abi. Adamın adı bile Vur abi. Büyük konsey. Amen. Sırasında kendisine 4 numaralı bakışınızı attınız diye size vurmaya kalktı. Dur 2 dakika birader konuşalım mı diyeceksiniz. Bunu demek için biraz geç kalmış olabilirsiniz. Bir de mevzu mühim şimdi. Kan çıkar yani bu sebepten. Sen nasıl 4 numaralı bakışını atarsın ya bir özlü sözler tanrısına? Bak bu noktadan sonra şiddete ister istemez bulaşırsın. Bulaşırsın da burada gösterilen şiddet kendini korumak için. E bir yanımızla hayvanız sonuçta. Her yanımızla hayvan olsaydık o zaman yalnızca korumak için değil tüm ilişkilerimizde şiddet göstermemiz gerekirdi. Mesela bir konuma gelmek için aslan gibi kükrememiz gerekirdi. Para kazanmak için çakal gibi kurnaz olmamız gerekirdi. Sevmek ve sevilmek için öküz gibi bir ağırlığımızın olması gerekirdi. Yani insan gibi bir şey olmamamız gerekirdi. Anlaşıldı mı şimdi? Küçük adam. Neyse sakinim. Bu sisteme ayak uyduramıyorum diye üzülenlere, bu yüzden kendini değersiz hissedenlere soruyorum şimdi. Neye ayak uyduramıyorum diye üzülüyorsunuz ya? İnsanca muamelenin olmadığı bir çarkın dişlisi olamadığınız için mi üzülüyorsunuz? Bu yüzden mi kendinizi küçük görüyorsunuz? Sadist ve mazoşist tiplerin bir eğlencesi olamadığınız için mi? Peki nasıl oluyor da şiddet sevgisi diye bir şeyin olamayacağını iddia edenler, iyi ki şiddet var diyen genci hastaneye yatıranlar, sorsan herkesin sözde karşı olduğu ama izlemeye, eylemeye can attığı, bu işi iyi becerenlere de saygınlık kazandıran kavgalar, dövüşler, öküzlükler bu kadar ilgi çekici oluyor. Çünkü bunlar illüzyon etkisi yaratan bir altın tepside sunuluyor da ondan. Süblimi başka yerde aramanıza gerek yok. Ne yapılıyor söyleyeyim. Bir yarışı önde götürmek istiyorsanız kendinizi korumanın da dışında yer yer şiddet gösterecek magandalık yapacaksınız. İyi bir şef olmak istiyorsan sert olacaksın. Yeri gelecek bir un tanesi için hassasiyet göstereceksin ama bir insanı rezil etmekten, ona bağırıp çağırmaktan geri durmayacaksın. İşte yöneticilik budur. Una insandan daha çok hürmet göstermektir. Vatan kahramanı dediğin öyle kadın kısmısına hesap falan vermez. Evet kısmısına. Yumruğunu masaya vurur. Sen de böyle erkek ol. Sen de vatan kahramanısın. Görüyorum ve arttırıyorum. Hatta kamu sağlığı için bile şiddet lazım. Mesela böylesi dizilerden birinde ismi lazım değil. Uyuşturucuya karşı olmak işleniyor güya. Uyuşturucuya karşıyız. Mahallemize sokmayız aga. Ama adam öldürmek, taciz, tecavüz diyen her şey serbest. Sorarlar adama bu ne perhiz, bu ne lahmet hırsı diye. Ama sormuyorlar işte. Ama yine de olur da sorarlar diye tedbirlerini de alıyorlar. Mesela diyorlar ki zaten alacağımızı aldık. Finale de hep
propagandalar kalmasın. Araya beyefendileri, hanımefendileri serpiştirelim ki hem ayranımız dökülmesin hem de... Bakın demek istediğimi Ezel dizisinden bir sahneyle anlatayım. Şimdi Dayı Bey silah falan satıyor normalde. Ama ben o silahı... Vatan diye birbirine kıyan gencecik çocuklara verirsem... İşte onun hesabını veremem be kardeş. Yani sanatçı burada diyor ki 20'li yaşlara kıyamam ama 30'una geldiğinde yıpranırım ha. Vay be, ne kadar derin, ne kadar da üzerine çalışılmış bir sanat eseri. Bu da ayranın dökülmesine kolinden olmalı. Sizin sanat aşkınızı yesinler. Yiyoruz da. Mesela şu açıklamanızı yiyoruz. Yahu biz iyi şeyler karşılığında ödenen bedelleri anlatıyoruz insanlara. Gerçekten bu dediklerine inanacak kadar aptal olduğumuz falan sanılıyor. İşin kötüsü çoğumuz o kadar aptalız da. Bir vekilin açıklaması vardı. Demişti ki Erdoğan zamanında Fethullah'a gel de bitsin bu hasret dediğinde bunu gelsin de ipini dürelim diye söylemiş ya. Yersen. Bunun gibi işte. Neyse sakinim. Yani kısaca medyada öyle bir dünya tasvir ediliyor ki sanki bu hayatta kalmanın, iyi bir yaşam sürmenin, hedeflerimize ulaşmanın tek yolu şiddet. Sanki. Hele rap dünyasına hiç girmiyorum, orada kan gövdeye götürüyor zaten. Birbirlerini anlamıyorlar diye bence ya. Aha, linç edileceğiz. Şunu diyordum. Şimdiki yapımların büyük çoğunluğunda amaç insanlara iyiyi, güzeli, doğruyu, eğriyi göstermek falan değildir. Sanat değildir yani. Amaç sadece paradır. Bak kimsenin aklına gelmez ha, ben buldum. Ama artık yaptığımız kötü şeyleri iyiymiş gibi sunmakta usta olduğumuz için, asıl sanatımız bu çünkü, niyetlerin ne olduğu hep şark kurnazlığınca saklanır. Hani adam kestik, tecavüz falan ettik ama uyuşturucu da mahalleye sokmadık. Özümüzde iyi insanlarız yani. Aykün mü? Özümüzde. Nerenizde kötü insanlarsınız peki? Götünüzde mi? Bu şiddet sevici tipler her yerde biliyorsunuz. Biliyor musunuz? Patronlar, yöneticiler, eğitmenler, anne babalar, arkadaşlar bir sorunu kavgayla değil de bağırmadan insan gibi konuşarak çözmeye kalkan çocuğun korkak lan bu diye küçük görülmesini hatırladınız mı? Bildiniz mi o durumu? Heh, şimdi tekrar söylüyorum. Ayak uyduramamaktan korktuğunuz şeye bir bakın ne kadar sefil ve rezil olduğunu görün. Bana öyle geliyor ki asıl başarısızlar bu tabloya ayak uyduranlardır. Uyduramayan uyumsuzlar değil. Ne demiş Jim Morrison Reis? Dostlarımın ziyafetini kalabalık bir aileye tercih ederim. Şu doğrudur. Şiddet göstererek belli yerlere gelebilirsiniz. Para kazanabilirsiniz örneğin. İnsanlar sizi sevebilir, ona da sevmek denirse. Baş tacı yapabilir, çekinebilir vesaire. Ama şunu sorun kendinize. Tekrar ediyorum. Bu yapıya ayak uyduramayıp da üzülenlere lafım. Şunu sorun. Kazanacaklarınız, kaybettiğiniz benliğinize değer mi? Ama artık benlik falan da umursanmıyor değil mi? Pardon, onu unutmuşum. Hatta bırakın umursanmayı, bir kimse bir delalete kapılır da Allah kahretmeye hayatın anlamından falan bahsederse o adam boş yapıyor denip geçilir. Hatta o adam malın teki ilan edilir. Peki nedir dolu olan ve sizi akıllı kılan şey? Doğada bulunan dört element. Para, futbol, seks ve eğlence. Mesela birisi oğlum sekse karşı değilim, sevmeden sevişmeyi çirkin buluyorum falan dese onun tam bir salak olduğu düşünülür. Evet, düşünülür. Hatta o kişi kara listeye eklenir, telefonlarına bakılmaz, zaman zaman böyle de bir avel vardı diye güzelce yad edilir rakı sofralarında. E tabi her şey gülme konusudur artık. Filmler komik olmalı, videolar komik olmalı, kitaplar komik olmalı, rakı sofrasında komik anılardan bahsedilmeli. Ölüm bile komedidir artık, aksi kabul edilemez, moda böyle. Kim belirliyor modayı? Senin beynilerin mi? Aha, senin beynilerin belirliyor. Tekstil sektörünün başında kimler varsa o belirliyor. İşte davranışlarınızın da bir modası var. Belirleyen de, evet tahmin edin, bravo! O bildiniz, medya baronları. Onlar kafalarına göre dizayn ediyor, üstüne bir de ürettiklerini giymeyenleri ötekileştirip küçük gösteriyor. Siz de giymezsem üşürüm deyip, yalnız kalacaksınız çünkü, giyiyorsunuz işte. Mesela ne oluyor biliyor musunuz? İki kişi tartışıyor, gayet normal olur yani. Ama kodlanmış ya kafada yıllardır izlenilen saçma sapan rajonlar. Tartışma oluyor sana kan davası. Sebep ne? Bana yan baktı. Normalde iplemeyeceği mevzuyu öyle bir soktular ki kafaya, birisine yan bakmak demek, taciz, tecavüz, onur kırma, kazık atma, soya sopa sövme, dolandırma, kız kaçırma, kaçakçılık, vatandaş hürriyetinden alıkoyma. Yani emniyet teşkilatının tüm birimlerini ilgilendirecek bir suç anlamına geldi. Gerçi bu aralar moda yan bakmaktan ziyade kokonattan bir dilim fazla yemek, efendime söyleyeyim çorbanın tuzunu eksik koyma, kıyafette renk uyumunu tutturamamak, ne? Pembe taytın üzerine sarı tişört mü? İnanamıyorum, test kellesi burula. Zamanın davranış modası neyse o. Rajon böyle emrediyor. Kim lan bu Erol Egemen? Şimdiki rajon ya da moda ne peki? En ravaşta olan yani. Her şeyin gülme konusu olması. Hiçbir şeye ciddiyetle yaklaşılmaması. Yaklaşanın anasını, avradını, izzeti, nefsini toplumdan uzaklaştırılması. Bağırma ayıbolu ya. Get out! Lan amma değerli gemin var. Get out! Bağırma lan milletin içinde! How? Siktir git! How?
Hayat denildiği gibi uzaktan bakınca komedidir gerçekten de. Ama bir de yakından bakması var. Tabii herkes hipermetrop falan değilse var böyle bir şey. Orada da trajediler yatar. Neden bu kısmı görülmek istenmiyor artık? Neden bu kısımla alakalı kimseyle iki kelam konuşamıyoruz? Size söyleyeyim. Yarınki yarışı kimin kazanacağı ve o sırada kavga çıkıp çıkmayacağı konusu bizi aşırı meşgul etti. Dolayısıyla o trajedilere dayanma gücü verecek bir neden bulamadık. Ben de bulamadım. O halde neden bunlardan bahsetme cüretini gösteriyorum anlatayım. Size işte anlam deyip bir şey sunamam. Ancak şunu diyebilirim. Olmadığım biri gibi davranmaktansa başaramayacak olsam bile kendime bir neden aramaya koyulabilirim. Kendi başarısızlığımla ölmek başkasının başarısıyla ölmekten iyidir. En azından kendi çölümde kaybolmuş olurum. Şimdi videonun başında sorduğum şiddet sevilir mi sorusunu göz önünde bulundurarak bir daha düşünün. Olmak istediğiniz kişi gerçekten olmak istediğiniz kişi mi? Beğenileriniz, yorumlarınız, oy vermeleriniz, izleyeceğiniz sadomazo içerikli videoların yayınlanma saatlerine göre gününüzü planlamanız, olayları onlar gibi o kafa kesme hareketi yapanlar gibi çözmeye kalkışmanız, sevdiğiniz insana muameleleriniz vesaire vesaire. Seçtiğiniz siz mi yoksa seçmezsen dışlanırsın korkusunun yarattığı siz mi? Modaya uymamaktan korkmayın, dışlanmaktan korkmayın. Sizi dışlayanlar kimler bir bakın. Sadistler, mazoşistler, benciller, çıkarcılar, sahtekarlar, her eylemleri başkalarınca belirlenen kuklalar, iki tane kitap okumamışlar, her durumda kafes dövüşüne çağıran tipler. Şimdi hiç şaka yapıyorlar falan demeyin, adamların aslında öyle olduklarını kestirebiliyoruz. Neyse sakinim. Siz işte bunlar tarafından dışlanmamaktan korkun asıl. Sisyphos sizinle olsun. Bir de lütfen beğenin, yorum falan atın. Lazımmış hayatta kalmak için. Bir de yanlış anlamayın, dilenci değilim. Patreon üzerinden bizi desteklerseniz seviniriz.